Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle odamı yeniliyorum. Yeni odama geçiyorum videosu çekiyoruz. Öncelikle ben biraz dayanamayıp dolaplara baktım internetten. Aslında Vivense'den bir tane dolap beğendim. Şimdi size onu göstereceğim. Dolabımız bu arkadaşlar. Dışı böyle bir dolap. İçi de gayet şöyle. Yani baktığım çoğu dolap ne yazık ki küçük. Bu 1.80. Şimdi gidip sizinle odamı ölçeceğiz. Bunun bir de 2 metrelik bir tanesi de var. Bakın şurada görüyorsunuz. Ölçelim. Bakalım bu olacak mı? Bir de boyutlarına bir bakalım. Derinlik 52, genişlikte 2.10. Bakalım oraya 2.10. Bayağı da aslında büyükmüş ha. Şimdi gelin ölçüm yapalım. Benim şey nerede? Ay bizde şey var ya. Üf. Bundan var. Bununla ölçeceğiz. Neyse. Genişliği 2.10, derinliği de 52 santimde. Yani aslında derinliği şöyle bir şey. Bakalım bir. Çık kız şuradan. Ha okey. Derinliği çok iyi. Derinliği aynı bununki kadar. Ay kusura bakmayın, bu dolap da çok dağınık ama. Şimdi 2.10'luk bir şey. Of çok uzun olacak. Dur bakayım bir. Tek başıma ölçüm yapmak bununla o kadar zor ki şu an. Gerçekten kaba taslak bir şey yapacağız sizinle. Tamam, bunun boyu 1.5 diyelim. Tamam mı? Aynen, bu 1.5 çünkü. 2.10 olması için 50 daha ekle. 60 santim daha lazım yani. Buraya kadar, şuraya kadar olacak. Buradan buraya. Bence iyi bu arada. Gayet iyi. Şu boş kalan kısma da, şu kısma ayna koyarım dedim. Benim boydan boya aynam var zaten odada biliyorsunuz. Bu yüzden kapağı aynalı olsun istemedim. Her yer ayna ayna. Ben çok fazla ayna seven bir insan değilim. Bir de boyu 2.10'du. 2.10 oluyor mu buraya? Net oluyordur da. Şuradan şuraya 1.5. Buradan en tepeye kadar çıkmaz bu ama. 2.5 olur ama buraya. Sandalyeye çıkayım. 1 metrede burası. Tamam. Oy! 2.5 metre falan arkadaşlar. Yani 2.10 buraya rahat rahat sığar. Aynen. Onun ölçüleri iyi. Bir de yatağımı ölçtüm. Önce şunun bir genişliğine bakacağım. Üf, çok dağınık her yer ama. Şimdi arkadaşlar ilk dedim ki yatak buraya mı gelse acaba? Ama yatağımı az önce ölçtüm. Genişliği 1.85 falan gibi bir şey. Ya buraya tam oturacak. Cuk oturacak. Çok sıkışık olacak. Hiç gerek yok. Bence yatağı gene Berçem'in odasında olduğu gibi şu arkaya alalım diyorum ben. 1.85. Şimdi şuradan şuraya 1.5. Uf çok büyük benim yatağım ya. Yani gene şuraya kadar falan mı gelecek? Her şey büyük büyük ya, ağlayacağım. Neyse, yatağı her türlü buraya koymak zorundayım ama. Yatak her türlü burada olacak. Dolap da orada. Eşek kadar. O dolabın siparişini vereyim. 2 metre olandan vereceğim ama. Halledeceğiz ya. Şimdi gidip komodinimi buraya getireceğiz. Sonra yatağın parçalarını çıkaracağım ve sökmeye çalışacağım yatağı. Çünkü o yatak tek parça benim odamdan çıkmayabilir. Hadi bakalım. Şimdi gelelim Zuru'nun zorladığı yere. Anneme dolabı ve fiyatını söyleyeceğim. Bakalım. Alo. Ne yapıyorsun anne? Geçti geçti, evet iyi yüzüm. Şey diyecektim ama şimdi Berçem gidiyor ya. Bu odaya ben geçiyorum. Bu odada dolap var. Şimdi bu normalde açık eski bir dolap. Ben yeni bir dolap almak istiyorum kendime. Bugün bir tane işte Vivense'den fiyatlara baktım. Bir dolap beğendim. 3.500 lira. Alayım mı? Tamam tamam anne. Tamam tamam, sağ ol anne. Teşekkür ederim. Ben de öptüm. Bay bay. Dolabı alıyoruz aşk olur. Tamam, hemen siparişi oluşturmam lazım, bir saniye. Buradaki ışık birazcık rahatsız edecek olabilir sizi. Şimdi ilk önce komodinimi götüreceğim arkadaşlar. Komodinimi götüreyim, bu aradan bir çıksın. Çünkü yatağın çekmecelerini falan çıkartırken bu komodin bayağı bize sıkıntı çıkaracak. Bir de şu kısım işte komple satılacak olan kısım arkadaşlar. Galiba bu oyuncu koltuğunu da satmam gerekecek. Bilmiyorum. Hiç de satmak istemiyorum bu oyuncu koltuğunu ama. Ya şu bölümü ben çok seviyordum. Benim oyunculuk zamanlarımdan bana ilham veren, o zamanları bana hatırlatan şu mükemmel alanım. Ama kullanmıyorum ya. Yazık, günah. Çok iyi bir masa bu aslında. Alıcı arkadaşları, ciddi alıcı arkadaşlar. Instagram diyenden bekliyorum. Neyse, bunda letgo'ya, metgo'ya artık ne varsa koyacağız. Şimdi şunun üstünü bir boşaltayım. Bakın şurada hala verilecek kıyafetler var ya. Taşıyamadım, çok ağırlar. Şimdilik şunun üstündekileri şöyle bir koyalım. Odayı boyayacağım ya ben, hani şey diye düşündüm, acaba dolap geldiği zaman mı boyasam, hani hem böylelikle oradaki gardırop demeyelim buna oradaki bez parçasını da çıkaracağım. Hem o bez parçasını çıkarıp kıyafetleri de çıkardığımda orası açılacak, yatağın üstüne zaten birazcık çekeriz yatağı falan filan. O ara mı boyasak? O arada Mart gibi olacak çünkü tahmini teslimat tarihini Mart gibi yazmışlar dolabın, yani bilmiyorum. Okey, bunun üstünü boşalttım. Şimdi ben bunu diğer odaya taşıyacağım arkadaşlar. Sonra bu bazanın çekmecelerini çıkaracağız falan filan. Oh arkadaşlar, benim tüm odam IKEA'dan, tamam mı? Çalışma masası da, aynası da, yatağı da, komedini de
Eşyaları gerçekten çok ağır. Şu mıçtığımın komodini bile çok ağır ya. Gel bakalım yeni yuvana anneciğim. Aman kurban ola sana, gel. Yıllardır terk etmedin beni. Allah götümle götümle deviriyorum bir şeyleri. Okey, komedinin yeri hazır. Yerleştim ben arkadaşlar. Bunun üstünde yemek de yerim, otururum da. Ay Berçin'in yerler de hiç kalmıyor. Bu yapbozların hepsi çöpe gidecek. Yazık, günah biliyorum ama parçaları eksik. Kayıp parçaları var. O yüzden ne yazık ki bunlar çöpe gidecek. Onu da ayarlamam lazım. Aha, şu an bu kadar üzülüyorum ki bu yapboza. Siz de yarın mükemmel bir açıya koymuşum. Sen bizimle geliyorsun. Diğer parçaları da alacağım. Yapboz o kadar büyüktü ki hiçbir çöp poşetine sığdıramadım. O yüzden direkt aşağı inip çöpe atıp geldim. Şimdi buranın yerlerini bir süpüreceğiz. Sonra çekmecelerimi getireceğim yatağın altındaki. Onların da bir içini süpürelim hazır çıkarmışken. Sonra yatağı sökmeye çalışalım. Hadi bakalım. Sonra şu bantları sökeceğiz arkadaşlar. Berçem buraya kocaman bir şey asacaktı, asmadı. Uzun yıllar boyunca. Ben de o yüzden boya yapmak istiyorum. Yani şu bantları çıkardığımızda boyalar sökülecek. Çünkü bir de pembe. Yani biz ilk eve girerken bizon rengi istedik. Bize verdikleri renk buydu. Ve ev boyandığı için her neyse böyle kalsın dedik. Bu normalde benim hiç istediğim bir renk değil. O yüzden baştan boyatmamız gerekecek yani bu odayı. Şimdi gene yan odaya gidiyoruz. Çekmeceleri alıp buraya geliyoruz. Arkadaşlar şu çekmeceleri buraya getirmek, içlerini süpürüp tekrar yerleştirmek falan yeterince sıkıcı olduğu için onları çekmedim. Şimdi gidip yatağımın altını süpüreceğim. Birazcık toz olmuş birazcık ama. Yani yatağın altı korkunç büyük ihtimal. Çok yoruldum bir de ben. En kötü belirli bir süre Berçem'in odasında yer yatağında yatacağım arkadaşlar. Oh! Eşek kadar. Hadi diken yavrum. Hadi diken yavrum. Allah! İmdat! Kaldım burada. Arkadaşlar, dev gibi yatak almışım. Şu kaslı kollarımla yaptım. Kız bu ne? Ölümcül. Ay bunlar bile ağır. Bok var. Bok var, tek başıma yapıyorum bunları. Şimdi bu yatağın altını süpürüp geleceğim. Öncelikle belirtmek istiyorum ki ev bir anda çok sıcak oldu benim için. Şimdi şöyle göstereceğim. Şunun bakın şuralarında böyle yerler var. Bunlar tabii sıkılmış şeyle böyle. Böyle uçlar oluyor ya, onlarla sıkılmış. Aslında onlarla açsam şu başlığı çıkarabiliyorum. Yani aslında çok zor değil ama bende o başlıklardan yok. Ay evet arkadaşlar, yani el mahkum bize alet edevat lazım. Edevat. Bu yüzden görevliyi aradım. Bizim görevliler her şeye koşturuyorlar genellikle. İşte alet edevat çantası var mı diye sordum. O da olduğunu söyledi. Bir 5 dakikaya gelip bir bakacakmış. En kötü yani onları bana bıraksınlar, ben söker eder hallederim bir şekilde diye düşünüyorum. Neyse birazdan süpüreyim buraları, adamlar gelecek. Ayıp. Normal taşımayı deneyecekler arkadaşlar. Sökmektense. Kaldırman lazım. Kaldırsam ben alacak. Ha? Dönelim de seni oraya getirelim. Arkadaşlar vallahi sağ olsunlar yaptılar. Ama yatağım çok büyük. Ya benim yatağım niye her yeri bu kadar eşek kadar oluyor? Bu ne? Bütün yeri kapladı bu. Ağlayacağım, ağlayacağım. Yemin ediyorum ağlayacağım. Ev kadar yatak almışım ya. Ya kızım sen 1.60'sın, niye bu kadar büyük yatak aldın? Dolap gelince... Şimdi şunun içine girip yatağın altını vila dalayacağım aşkolar. Allah! Çitile anam çitile. Yani bu yatak da buraya çok büyük oldu. Aşklarım sessiz olun. Aman benim nasıl olsa büyük odam var. Büyük büyük eşyalar alayım demeyin. Alın işte. Alın size büyük eşya. Bu odaya da sığmıyorum. Hani o diğer odaya nasıl sığdım o zaman? Dolap yoktu çünkü. Burada da dolap olmasa sığardık da. Dolap yalnız... Yani şuradaki geçiş alanı çok dar olacak arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle temiz bir su hazırladım. Yatağın kenarlarını falan filan bir sileceğim. Çünkü bir dahaki bir ne zaman silerim yani hani. Maksat tozumuzu gitsin işte. Yani şu tahtaların bu kadar ağır olacağını asla tahmin edemezdim ya. Ya hoş beni taşıyorlar. Normal ağır olmaları da. Umarım... Ağlayacağım. Ya
Gerçekten çok zordu, göründüğü gibi kolay değil. Uzun süre bu ve diğer odaya girmek istemiyorum. Hatırlıyorsanız Berçem'le biz kıyafet dolabımızı düzenliyoruz videomuzda. Ben Berçem'e hurçlarımızdan bahsetmiştim. Berçem de hayır, bizim hurçlarımız yok demişti. Buyurun, iki tane hurç. Bunların içinde de kıyafet var galiba. Ama yani uzun süredir bunları çıkarmıyoruz. Büyük ihtimalle önemsiz kıyafetler var diye düşünüyorum. Şimdi bunların içlerine bakalım. Ayıklayalım. Ona göre yatağın altına koyalım ya da başka bir yer bulalım. Ay bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Ya şeyi falan hatırlıyorum. Mesela Berçem'in lisedeki üniforması falan da vardı bunların içinde. Ha bak, bunda sadece Berçem'in okul önlüğü var. Oha, bu kazak burada. Yıkanmaları lazım. Biraz rutubet kokmuşlar. Bunu ve bunu alacağım. Berçem'e soracağım. Okul üniformalarını atayım mı? At derse onlar gidecek. Bu ne be? Kimin montu? Hiçbir fikrim yok. Mont çıktı. Aa, bu kazak. Ben bu kazağı giyerim be. Güzel bu kazak. Önemsizmiş. Gerçekten içinden 3-4 parça bir şey çıktı yani. Böyle bunu tek parça bir hurç haline getirelim. Yatağın altına öyle atalım. Aşkolar, en zor kısmı bitti. Ya ben bu yatağın altını villadalayıp tekrardan süpüreceğim için falan filan. Adamlara dedim ki yatağı taşımayın, gerek yok, ben hallederim, ama ağzıma sıçıldı. Ay, nevresimi tekrardan yıkamaya hiç mecalim kalmadı. Nevresim şimdilik böyle kalacak. Sonra yıkayacağım nevresimi. Bu kısma oturdu işte arkadaşlar. Güzel oldu bu arada, ama bu da gelince kapı biraz zor açılacak. Aa! Bu buraya gelince çekmeceleri açamayacağız ama. Yapacak bir şey yok. Çekmeceleri açarken bunu hareket ettiririz artık. Yatağı ortalayamadım. Yatağı ortalasaydım kapı açılmayacaktı. Bakalım şu an kapı ne kadar açılıyor. Bayağı açılıyor ya. Tamam. Şimdi tek sorun şu. Ben gerçekten bu yatağın bu kadar uzun geleceğini tahmin etmedim. Demek ki buraya falan alsam çok kötü olacakmış. Şimdi bizim aldığımız dolap hemen hemen bir şuraya falan gelecek. O yüzden buradaki geçiş birazcık dar olacak. Şimdi bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam şu yatak 2 metre 10 santimde. Şuraya kadar falan gelecek. Aslında olabilir. Yatağı böyle değil de şöyle alabilirim. Galiba yatağı çevireceğim arkadaşlar. Ama umarım hani böyle ulan keşke çevirmeseydim demem. Ben birazcık düşüneceğim arkadaşlar. Düşünüp size bildim. Valla uzunca bir süre düşündüm. Aslında şu an böyle yatağı çevirmek mantıklı geliyor bana ama arkadaşlarım falan da dedi ki bence bekle dolap gelsin. Ondan sonra çevireceksen çevir. Bence de mantıklı. Hani bir göreyim şurada dolabı. Bir emin olayım. Çok rahatsız ederse öyle çevireyim. Şimdilik böyle kalsın. Şu anlık zaten bu geçiş alanı gayet rahat. Şimdi aynamızı falan getirelim. Aynamı şimdilik şu kısma koyacağım. Ondan sonra tamam, %80'i bitiyor. Sonra gene toparlaması, süpürge etmesi. Sonra makyaj malzemelerimi buraya getireceğim. En büyük sevincim bu. Böyle arkasında kalayım ben de. Sırada masa var. Masa en son sohbetli makyaj çektiğimdeki gibi bıraktım. Şöyle dağınık bir şekilde duruyor. Şimdi bunları kaldıracağım. Masanın üstünü sileceğim. Şu ön kısımlarını sileceğim. Buralarda hep Berçem'in bitkileri vardı. O yüzden birazcık toprak içindeler. Oo, nasıl yağmur yağıyor bugün. Bir de benim şeylerden almam lazım. Bu makyaj malzemeleri için düzenleyici mi deniyor onlara, ne deniyor bilmiyorum. Düzgün bir şekilde koyabilmeniz için onlardan lazım. Şu an bende onlardan olmadığı için çok kafama göre yerleştireceğim ama yapacak bir şey yok. Bir de böyle ışıklı bir ayna istiyorum. Küçük ama büyük değil. Bir de ondan alacağım. Bitkilerimi bırakmam diyen Berçem'in bıraktığı birkaç tane terk edilmiş kaktüsleri görüyoruz arkadaşlar. Bunlar dışlandı mı, bu çocukcağızları niye almadı? Yazık. Ben bakarım size. Bu arada şu kitapları bilerek kaldırmıyorum arkadaşlar. Çünkü video çekerken bu kitaplar benim tripod görevini görüyor. Tripod yerine kullanıyorum. Çünkü cuk oluyor tam bu sandalyelerle falan filan. Şimdi mesela şunlar şöyle gelecek, tamam mı? Bunları dizemem. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Rujlarım ve rimellerim falan şimdilik bunun içinde kalsınlar yine. Çünkü onları tek tek dizersem burası bir kaos haline gelecek. Hani fondötenleri, kapatıcıları falan dizeyim. Şimdi gidip bakacağım başka unuttuğum makyaj malzemesi var mı diye. Yoksa burası da okey şu anlık. Saatlerce uğraşmanın sonucunda oda bitti arkadaşlar. Yani en temel hatlarıyla artık burada kalabilirim demek bu sadece. Şimdi size neler istediğimi ve neler yaptığımı göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, kapıdan girdiğimiz gibi zaten bizi genel oda karşılıyor. Şimdi arkadaşlar şurada şu bantları komple bir kere sökeceğim. Bu bantlar söküldükten sonra bir boya yapılacak. Açık kahve böyle düşünüyorum ama bakacağım boya rengine. Buraya odamda asılı olan
zaman tabloyu düşündüm. Altına da raflar gelecek ve buraya da raflar gelecek. Çünkü benim odamda çok fazla bu tarz incik cincik var arkadaşlar. Ve bunları koyacak yerim yok bu odada. Neden yok? Çünkü bu masa tamamen bir makyaj masası oldu. Buraya bir tanecik ışıklı bir ayna lazım. Onlardan almak istiyorum. Bir de 100 milyon kere söyledim. Düzenleyicilerden lazım. Şu anlık böyle birazcık kaos içinde duracak ama mühim değil. Burada aynamız. Merhabalar. Her sabah uyandığımda kendi güzelliğimi göreceğim buradan. Ay şurası niye öyle şey gibi çıkıyor? Sanki rutubetmiş gibi. Vallahi orada bir şey yok arkadaşlar. Aynadan öyle gözüküyor. Dolap ne yazık ki şu anlık böyle. Biliyorsunuz siparişi oluşturdum. Mart gibi de dolabım gelecek. Büyük ihtimal duvarları boyama işini Şubat'ın 20'si gibi falan yaparız. Sonra gideceğiz, bana raf alacağız. Bir 4 tane falan, çok büyük değil. Küçük küçük ikişer tane raf istiyorum. Bana gene geldi raf perileri arkadaşlar. Bilirsiniz rafları çok severim. Perdeleri de değiştirmek istiyorum. Ben siyah perde istiyorum. Çünkü burası çok fazla ışık alıyor biliyorum. Ben odaya ışık girdiği anda uyuyamayan bir insanım. Bu yüzden siyah perde lazım. Bu tabii ki de gidecek. Ben oyuncu koltuğumu satma kararı aldım. Oyuncu koltuğunu satıp buraya daha güzel, şık bir sandalye almayı düşünüyorum. Öyle şu anlık böyle yani. Bence güzel oldu. Şu an ruhsuz bir oda gibi. Hani hiçbir şey asılı değil. Hiçbir şey yok. Ruhsuz en temel hatlarıyla bir oda bu. Bu şimdilik oda düzenlemenin part 1'i olsun. Part 2'sinde dolap harici herhalde her şeyi bitirmiş oluruz. Dolap geldiğinde de tekrar bir vlog arasında onları gösteririm size. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım odamı beğenmişsinizdir şu an en genel hatlarıyla. Başka bir oda değiştirme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.